Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Merhabalar. Fuar İzmir'den canlı yayınlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tabii bugün artık son gündeyiz. Fuar bugün sonlanıyor. 4 gündür biz Ege TV olarak fuarda katılımcılarla birlikte tabii ki diğer illerimizden gelen protokol üyeleriyle birlikte hem fuarı hem sektörü enine boyuna değerlendirdik. Fuarın ülkemiz açısından, ülkemiz ekonomisi açısından önemini hep konuştuk. Şimdi de yine katılımcı firmalarımızın yetkililerinden Fatih Taş'tan, Sivak Mermer kurucu ortağı Fatih Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Yine Ayşe Ece Erken, Ayşe Hanım Fimar Mermer ihracat pazarlama sorumlusu aynı zamanda. Ayşe Hanım siz de hoş geldiniz yayınımıza. Değerli konuklarımızla birlikte fuarcılığın firmalarımız açısından önemini ve özellikle bölge ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıları konuşacağız. Ayşe Hanım sizden başlayalım isterseniz. Her zaman Fatih Bey de müsaade eder. Bayanlar önden. Evet. 4 gündür fuardasınız. Evet. Aslında genel olarak bir memnuniyet var. Tarih zamanlama olarak aslında mermer fuarının tarihi zamanlaması bu değil. Pandemiden dolayı bu tarihe alındı. Bu anlamda belki bazı kayıplar olmuş olabilir ama sanırım genelde bir memnuniyet var. Siz neler düşünüyorsunuz? Fuarı kısaca 4 günü bize özetler misiniz? Evet. Zor bir süreç, zor bir zamandan geçiyoruz herkesin bildiği gibi. Ama beklenenden daha yüksek getirileri oldu bizim için, yani bizim firmamız için. Evet. Diğer firmaları tam olarak bilmiyorum. Çok fazla gezme fırsatım da olmadı. Ama kendi standımız için konuşacak olursam kalabalık, gelen giden eksik olmadı hiçbir şekilde. Dostlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Özlemiştik haricinde, aynı zamanda, evet, değil mi? Aynen. Uzun zamandır da evet, görüşülmüyordu zaten. Seyahatler sıkıntılı, gidip gelmek sıkıntılı. Ama bu süreçte, bu 4 gün içerisinde bütün görüşecek olduğumuz firmalarla birebir görüşebildik. Karşılıklı bir sohbetimiz, diyalogumuz oldu. Onun haricinde verimliydi. Bence siz aynı 4 zamanda gün, ihracattan, evet, sorumlusunuz. Yurt dışından katılım ne düzeyde? Yurt dışından işte çok fazla değildi, evet. Hı hı. Yani beklentilerinizi karşıladı diyebilir miyiz? Yani. Evet. Yani. Ama çok beklediğimiz gibi de değildi. Öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Yani hani yurt içi genelde Rusya'dan çok gelen oldu. Bilmiyorum. Bizim standımızda çok fazla Rusya'dan gelen, evet, oldu. Yine Arap ülkeleri. Onun haricinde başka bir şey, evet, yok. Size geleceğim. Ben de şöyle, yurt dışından ziyade daha çok yurt içi pazarlamaya da bakıyorum. Yurt içinden de yüksek bir talep vardı fuara. Ama genel anlamıyla toparlayacak olursak gayet güzel 4 gün geçirdik. Evet, zaten verimliydi. Bu fuarları özlemiştik. Evet. Her ne olursa olsun biz fuarları seviyoruz, evet, bekliyoruz, aynen, yani. Fatih Bey hayırlı olsun, size de güzel bir standınız var aynı zamanda. Muğla'dasınız, Sivaslısınız, yani siz Anadolu'sunuz öyle diyelim. Ama evet, Türkiye'yiz. Fuarı biraz da sizden dinleyelim. Fuar bizim beklediğimizden aslında beklentimizin üstüne çıktı. Bizim yani ilk 3 günde gelen insanlar, gelen misafirler gayet beklediğimizin üstündeydi. Kendi firmamız adına söylüyorum yani. Yurt dışından da katılım bayağı fazlaydı. Özellikle Arap ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden katılım bayağı fazlaydı. Biz hani ilk geldiğimizde pandemi dolayısıyla kimsenin gelmeyeceğini düşünüyorduk. Artık Fimar'a gider çay içeriz, onlar bize gelir birbirimize çay içeriz, birbirimizi ziyaret ederiz sanıyorduk ama çok şükür hani nefes almaya bile zamanımız olmadı. Bayağı dolu geçti. İyi bir komünikasyon da oldu. Yani özledik yüz yüze ticaret yapmayı. Hep görüntülü arayıp konuşuyorduk en fazla.
O yüzden ben fuardan gayet memnunum ama tek bir şeyim var. Keşke dördüncü gününü katmasalardı. Hani üç gün olsaydı fuar. Normalde daha fazla. Dört gün fazla mı biraz? Aynen. Bir gün fazla oldu bu fuar için. Ağustos fuarı için normal zamanda. Önceki zamandı. Fuarlar ama dört gündü değil mi? Önceki fuarlar fuarı. Dört gün ama hani katılım ama az. Ama pandemi döneminde dört gün biraz fazla oldu. Aynen öyle. İnşallah tabi bu da bir tecrübe ama pandemi biter inşallah dört gün yetmez. Beş gün, beşinci gün açılır. Kesinlikle ama hani katılım olarak yani. Az olduğu için üç gün yeterli diye düşünüyorum tabi. Bu benim düşüncem. Ama genel olarak katılım olarak da ben memnunum. Yani insanları da özledik, fuarı evet, da özledik. Doğru. Bunları özlemiştik yani iyi peki, oldu. Peki fuarların, siz geçmişten beri bu sektördesiniz. Evet. Fuarların sizlere, firmalarımıza, sanayicilerimize, ülkemiz ekonomisine ne gibi katkılar oluyor size göre? Yani bana göre fuarların bir kere bizdeki en büyük eksik dil. İngilizce çok fazla bilen firmalarımız veya tanıtabilir. Bizim kendi taşımızı tanıtmamız lazım yabancı insanlara. Yani İngilizce olarak eksiyiz ülke olarak. Eksiyiz. Aynen. Sizler yabancı diliniz var mı? Sizin var mı Ayşe Hanım? Yani. Sizin? Benim var. Yani benim kendi taşımda. Burada zaten turizm bölgesi olmak zorunda biraz tabii aslında. Tabii ki olmak zorunda. Hani evet. Turizmden çok taş uluslararası tabii. Ticaret yapıyoruz. İngilizcemizin çok iyi ileri düzeyde olması lazım. Niye? Ben satacağım ürünü çok iyi tanıtabilmem lazım. Bu önemli lazım. Bir eksiklik kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Yani tanıtamazsam ne olur? İtalya bizim önümüze geçer. Şu an Mısır bizim önümüze geçer. O zaman buradan şöyle bir çağrı yapsak hedefine ulaşır mı acaba? İhracatçı birliklerimiz, işte Tümmer, Ege İhracatçı Birlikleri, Denizli evet. ve diğer illerimizdeki, Muğla'da da aynı şekilde. İhracat yapan firmalarımıza yönelik bu tarz kurslar düzenlense hedefine ulaşır kesinlikle mı? Kesinlikle teknik ulaşır. Kurslar ama. Kesinlikle ulaşır. Normal İngilizce konuşma değil. Hani özellikle sizin ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde. Aynen. Yani bunlar kesinlikle satış ve pazarlamada lazım. Geçerli olan özellikle acil ihtiyacınızı doğrudur. Karşılayacak. Doğru. Olabilir mi böyle? Kesinlikle bir şey? Olması gerekiyor, olmak zorunda hatta. Hani bu devlet destekli olabilir veya birliklerin desteğiyle olabilir. Ama bizim şu anda en büyük eksiğimiz ülke olarak İngilizce. Taşımızı tanıtamadığımız için. O zaman birlik için başkanlarımıza biz bunu gündeme taşıyalım. Duyurmak istiyoruz evet. Tabii ki. İngilizce önemli bir detay bence. Önce anlatabilmen lazım satacağın taşı, satmak istediğin taşı. Ondan sonra zaten anlatabildiğin insana karşına oturup anlatınca karşındaki insan da bunu olumlu zaten, şekilde karşılayacaktır. Yani. Zaten şöyle, doğrusu ben şöyle bakıyorum. İşte arkamızda görüldüğü gibi, fotoğrafta görüldüğü gibi altından bir farkı yok. Kesinlikle. Altın madeninden hiçbir farkı yok. Katma değer anlamında da işledikten sonra tabii blok taş olarak değil. Bildiğimiz sarraf dükkanının raflarındaki o gözlerimizi ışıl ışıl böyle kamaştıran altından hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Önemli olan bu eksiği giderip bunu pazarlayabilmek. Kesinlikle. Aynen öyle. Yoksa elimizde altın dururken bunu pazarlayamamak aynen. Çok büyük bir kayıp. Kıymetini bilmiyoruz. O kadar evet. Çok mermer ocağı veya rezervi var ki ülkemizde kıymetini bilmiyoruz. Yani ufak ufak bu parçaları, küçük parçaları çöpe atıyoruz. Çinliler onu kullanıyorlar. Onlar da olmadığı evet, için. Biz mermerin tozunu bile. Tozunu bile kullanıyorlar. Bir evet. Şeyler yapıyorlar yani. Hani, biz toz diyoruz onlar üretiyorlar. Tozdan. Aynen. Atıyorum diş üretiminde, farklı kozmetik, sektörlerde, kozmetikte kullanıyorlar. Bu yan atık ürünler aynen. Dediğimiz ürünler değerlendirilebiliyor. Ayşe Hanım siz biraz faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Neler? Biz genel konuştuk hep. Tabii biraz ki. Da sizi dinleyelim. Sizi neler yapıyorsunuz? Faaliyet alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Firmar olarak biz holdingiz zaten. Mermer dışında kendi otelimiz petrol Bakraç diye bir firmamız var Amasya'da süt ve süt ürünleri. Lokasyon firması. Olarak da hangi ilde, nerelerde yatırım alanlarından tabii da biraz ki, bahsedebilirsek izleyicilerimiz tabii ki. Açısından. Amasya'da termal otelimiz var. Pimar Life adında. Evet. Bakraç diye bir süt ve süt ürünleri firmamız var. O da Amasya'da. Sivas'ta yine mermer fabrikamız. Mersin'de mermer fabrikamız. Mersin, Silifke'de. Amasya'da mermer fabrikamız ve ocağımız, Makedonya'da küçük bir fabrikamız ve ocağımız,
Karaman, Burdur gibi illerimizde de ocaklarımız var. Onun haricinde inşaat sektöründe de yerimiz var. İstanbul'da Kemerburgaz'da çeşitli konutlar yapıyoruz. Türkiye'nin görsel olarak da en güzel yerlerine yerleşmişsiniz. Evet, aynen. Umarım ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamanız dileğiyle. İnşallah. Çünkü hakikaten bunlar çok önemli. Yani yer altında Türkiye, Anadolu'nun yer altı kaynakları çok zengin. Aynen. Bunları katma değerini yükselterek işleyip çıkarıp dünya pazarına sunabilmemiz çok önemli. O açıdan inşallah firmalarımız bu açıdan bizim için çok değerli. Asıl hedefimiz çok o. Kıymetli, evet. Biraz da Fatih Bey, sizin faaliyet alanlarınızdan. Biz Sivak Mermer olarak Muğla'da depomuz var. 500 metrekare üzerinde. Türkiye'nin her bölgesindeki taşları tek çatı altında buluşturduk ve oralardan ihracatımızı, satışımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz tabii ki sadece Türk taşlarını satmak. Yine burada ben yine bir serzenişte bulunacağım. Yani bu Türkiye'deki blok satışlarına bence bir kota koymaları lazım. Bizim çünkü en büyük karşılaştığımız, atıyorum biz Katar'a ihracat yapıyoruz. Adam diyor ben Marmara'yı Mısır'dan alıyorum. Marmara taşı bizim kendi ülkemizin taşı. Neden satamıyoruz? Blok daha ucuza satılıyor. Mısır'da işleme biraz daha ucuz Türkiye'ye göre. Yani o yüzden katma değer de ülkemizde kalmıyor. Bu da bizim diğer bir sorunumuz bence. Ha, firma olarak hedefimiz Türk taşlarını en iyi şekilde tanıtmak. Türk insanını en iyi şekilde dünyada tanıtmak. Çünkü çok çeşitli ülkelerde müşterilerimiz var. Buralara doğru pazarlamalar, doğru hizmetler vermek, Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek dışarıda. Evet. Eğer hani özel değilse her iki firma için sormak istiyorum. İhracat anlamında Türkiye ekonomisine ne kadar katkı sağlamayı hedefliyoruz en azından? Şimdi hedefliyoruz derken hedefimiz çok büyük. Evet. Yani bu milyon değil, milyar dolarlar değil. Mutlaka işte imkanlar, kapasite. Ya biz şu anda biz yeni bir firma sayılırız aslında. 2013 yılında kuruldu firmamız ama bir senedir, iki senedir tam anlamıyla ihracata yönelik. Daha önce ithalat da yapıyorduk. Bir firma holding kadar olmasa da bizim de hedeflerimiz büyük. Yani bir yıllık bir 20-25 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Tabii bunun hedefimiz yüksekti ama fazla da uçmak istemiyorum. O yüzden olsun inşallah. Hedefimiz yüksekti. Hayaller ve hedefler yani olmadan da düzgün bir şekilde ilerlemek. 20 yerine 5 yapalım, düzgün bir hizmet servis sunalım yurt dışına, ülkemizi iyi temsil edelim. Hedefimiz bu aslında yani. Evet. Süremizin sonuna gelirken tabii aslında sizlerin bu faaliyetleri icra ederken karşılaştığınız sorunlar da var. Biz güzel tarafını konuştuk hep. Sorunları da konuşup çözümlerini de aslında çözüm önerileriyle birlikte konuşmamız gerekiyor. Bu anlamda Ayşe Hanım, mesela bizim işte protokol üyelerimiz Ankara, özellikle Ankara'daki bürokratlarımızın, yetkililerimizin, sizlerin gidip bir izin alırken önünüze çıkan engeller var, işte ruhsattır, şudur budur. Bu anlamda yetkililere buradan ne söylemek istersiniz? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani bazı sorunlar çözülürse siz daha neler yapabilirsiniz mesela? Sorunuz çok güzel. Ama bu soruyu ben karşılayabilecek düzeyde değilim, öyle söyleyeyim. Öyle mi? Bürokrasi aynen. Anlamında evet, çok, yok, o alana girmiyorsunuz herhalde. Evet. Daha çok müşterilerle diyalog halindeyim ben. Onun dışında üst düzey bürokrasilerle. Evet. O zaman bu soruyu Fatih Bey'e soracağım, evet, ama aynen. O zaman daha siz doğru olur. Size de şunu sorayım. Müşteriler deyince piyasanın beklentileri, siz hep hazırlayıp mı sunuyorsunuz taşı? Yoksa müşterileriniz gelip sizden beklentilerini söyleyip ona göre mi işte tasarım geliştiriyorsunuz? Biz, taşı nasıl şekillendiriyorsunuz? Biz hazırlıyoruz. Müşteri geliyor, seçiyor. O şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimizin beklentileri tabii ki her zaman temiz taş, düşük fiyat. Temiz taş, düşük fiyat. Biz bundan şikayetçiyiz. Kalite bilinci yani, evet, tam olarak yerleşmedi. Birinci kalite isteyip ucuz fiyat
istiyorlar. Böyle bir şey yok. Tabii. Yani bu, gerçekte bu yok. Her şeyde bu şekildedir. Yani evet. Atalarımız bile söylemiş ucuz malın yahnisi yenmez diye. Evet. Tabii ki taş öyle değil, bozulma vesaire istediği kadar dursun. Hı hı. O taş zaten bir şekilde satılır. Ama değerinde satılmalı. Atıyorum, şu an örnek veriyorum. Ben 70-80 dolarlık taşı benden 35-40 dolara isteyemez müşteri. Yani bu karşı tarafa hakaret gibi bir şey olur. Hmm. O yüzden ben müşterilerime buradan sesleniyorum. Taşı değerinde almak her zaman daha çok kazandırır. Müşterilerimize şunu söyleyebiliriz. Birbirimizi kandırmayalım. Kırmadan, evet. Gerçeğe bakalım. Evet. Hayatın gerçeklerini. Kalite ve fiyat doğru orantılıdır. Evet, doğru orantılıdır. Hiç boşuna kesinlikle birbirimizi yormayalım. Evet, diyorsun. Yormayalım. Evet, Fatih Bey, o zaman bürokrasiyle ilgili sorumu size yöneltmiş olayım. Tamam, öncelikle Ayşe Hanım'a katılıyorum müşterilerin evet. talepleriyle ilgili. Bürokrasi konusunda biz genelde işlenmiş şekilde alıyoruz mermeri ve işlenmiş şekilde satıyoruz. Aslında bizim önümüzde çok bir bürokratik bir engel yok ama... Nereden alıyoruz? Fabrikadan. Fabrikacı abilerimiz veya ocakçı abilerimizin çok sıkıntılar oluyor. Piyasada olduğumuz için duyuyoruz. Yani ruhsat alımlarında, izinlerinde. Yani izinler 3-5 senelere kadar uzayabiliyor ocak izinlerinin alınmasında. Yani bunlar biraz daha hızlı olursa ülkemize daha çok katma değer katabiliriz. Daha yeni taşlarla diğer ülkelerin önüne geçebiliriz. Yani en büyük rakiplerimiz İtalya'dır. Şu anda İran çok zorluyor mesela. Onlar daha hızlı bir şekilde yeni taşlar çıkarıp yeni taşlar sunabiliyorlar müşterilerine. Hmm. Ama bizde güzel bir taşın ocağının izninin alınması için 3-5 sene geçiyor. 3-5 seneye kadar başka bir ülke gelip bizim pazarımıza, bizim satmamız gereken pazara yerleşebilir. O yüzden buradan yani ocakçı abilerimiz adına ben daha hızlı bir ruhsat izni verilmesini doğru olacağını düşünüyorum. Onun dışında bizim kendimizin evet. pek bir beklentisi yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok her ikinize de başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Özellikle kadın yöneticilerimizin daha çok katılım sağlayıp daha çok başarılı olmalarını doğrusu bizler istiyoruz. Çünkü bizler de istiyoruz tabii. Bayanların daha titiz, daha dikkatli evet. olduklarını biliyoruz. Onların olduğu ortamda gereksiz konuların gündeme gelmediğini, iş odaklı, üretim odaklı çalışıldığını biliyoruz. O anlamda size özellikle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Fatih Bey size de. Firmalarımızın hep büyüyerek, üreterek ülke ekonomisine katkı koymasını gönülden arzu ediyoruz. Çünkü biz de aynı ortamlarda yaşıyoruz. Siz heyecanlandıkça biz de payımızı alıyoruz doğrusu. Çok teşekkürler. Onun için teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Efendim, fuardan, Fuar İzmir'den canlı yayınlarımız devam edecek.